Güzel abi. Güzel abi, dikkat edelim. 10 numara. Hop hop. Gazetecilerin günü bir gün değil, 365 gün, gece gündüz haberin peşinde dolaşan, bütün zorluklara, soğuğa, sıcağa rağmen halkı daha güzel bilgilendirmek için, objektif şekilde bilgilendirmek için çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu vesileyle toplumumuzu aydınlatıp Türkiye'mizin güzelliklerini, Türk borumuzun ve Kahramanmaraş'ımızın güzelliklerini objektif şekilde halkımıza ulaştırdığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Biraz önce sizin gibi ben de empati yapıp biraz fotoğraf çektim. Makine bayağı ağır. Allah sizlere yardım etsin. Allah kolaylıklar versin. Burada aslında 4. dönem belediye başkanlığında sizleri hiçbir zaman gazeteci ve basın olarak da görmedim. Her zaman bizi tanıyan arkadaşlarımıza söylemişimdir. Hep insani olarak kardeşane ilişkiler sürdürmek ve samimi bir şekilde sizinle ilgilenmek için bugüne kadar devam ettim. Onun için de sizlere aslında gazeteci değil de bir abi kardeş olarak bunu samimiyetle söylüyorum. Çünkü siyaset yapan, belediye başkanlığı yapan bir kişinin basın olmadan şehrini, ilçesini tanıtması mümkün değil. Basın aslında şehirde bazı kesimlerin değil, şehirde yaşayan bütün insanların katma değerini arttırmakta. Hem Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nda hem Türkoğlu'nda basınla beraber çalıştığımızdan dolayı belediye başkanlığında aslında daha başarılı olduğumuza ben inanıyorum. Acizane sizlerin bizim yanımızda bugüne kadar da durduğunuzdan dolayı 31 Mart'tan sonra teşekkür toplantısında özellikle basına da bol vakit ayırdım ve bol bol teşekkür ettim. Çünkü bir belediye başkanı yaptıklarını, reklamını, tanıtımını yapması lazım. Bunu da basın aracılığıyla yapması lazım. Çünkü hem iş yapıp hem de mütevazi olalım, tanıtım yapmayalım demek eşyanın tabiatına aykırı. Bugün Türkoğlu'nun, değerli kardeşlerim, 2014'te 2019 arası değeri nitelik olarak 15 kat civarında arttı. Bakın bugün bizi Kahramanmaraş'ımızda, ilçelerimizde, bölge şehirlerinde Türkoğlu'nu tanıyor ve yatırıma geliyorlar. Her gün birkaç tane iş adamımız geliyor. Beyoğlu Belediye Başkanı'yken Türkoğlu ilçesinin Kahramanmaraş'a yakınlığından dolayı dezavantaj oluştuğu, bundan dolayı da gelişmediği gibi ipe sapa gelmez mantıksız cümleler kurulur. Aslında şehre yakınlık avantaj olması lazım ama dezavantaj olarak görülmüş. Biz bu yaptığımız büyük projelerle ve bunların da tanıtımını bizzat sizlerle yaptırarak Türkoğlu ilçemiz, Kahramanmaraş ilçeleri içerisinde nüfusu en hızlı artan ilçe konumu. 2014'te geldiğimizde 67.900 olan ilçe nüfusu bugün 80.000'e dayanmış durumda. İnşallah önümüzdeki 15 yıl içerisinde nüfusumuzu 120.000'lerin üzerine taşıyacağız. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Bakın bugün Türkoğlu'nda bir organize sanayi bölgemiz var. Tamamı dolu. İkinci organize sanayi bölgesini bitirdik. Gıda organize sanayi 1500 dönüm alana kurulu. Geçen hafta itibariyle ÇED raporları çıktı. İnşallah önümüzdeki ay buranın tahsislerini yapacağız. Yani bölgedeki gıda sektöründe faaliyet gösteren bütün sanayicilerimizi Türkoğlu'na toplayacağız. İkinci organize sanayi. Yaklaşık 3500 kişi çalışacak. 4 ile çarpın 14-15 bin
nüfusa ev sahipliği yapacağız, nüfus artışı olacak. Önümüzdeki yıl 3. organize sanayi için, çelik, tencere, çaydanlık organize sanayi için kolları sıvayacağız. İnşallah onunla beraber sera organize sanayi, yani Türkoğlu'nda bu dönem içerisinde 4 tane organize sanayi, Kırılı bölgesinde ıslah organizemiz var, yaklaşık 38 tane orada da fabrika var. Sadece sanayi alanında değil, eğitim alanında da, sosyal yaşam alanlarında da buranın kalitesini artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar yanımızda durdunuz. Bizler de sizlerin yanında durduğuna inanıyoruz. İnşallah Dulkadiroğlu ve 13 Şubat ilçelerinden sonra Kahramanmaraş'ımızda birleşik bir Türkoğlu, üçüncü bir metropol ilçe için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2024'e kadar bugün Kahramanmaraş'ın sanayi üssü olmaya aday bir ilçe var. Bunun için mücadele veriyoruz ve yeni göçlerle, yeni istihdamlarla sosyal yaşam alanlarını ve konut sektöründe de yeni projelerimiz var. Türkoğlu'nu Kahramanmaraş'ımızın metropol ilçesine hazırlıyoruz. Bu vesileyle gece gündüz bizlerin yanında olan ve bizleri paylaşan buradaki çok güzide saygın basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada olamayan, vefat eden bütün basın emekçisi kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere de önümüzdeki süreçte bol kazançlar diliyorum. Ailenizi, kendinizi inşallah iyi bir şekilde geçirmenize vesile olur. Türkoğlu Belediyesi her zaman olduğu gibi sonuna kadar da bir abiniz, kardeşiniz olarak yanınızdayız. Tekrar davetimize icabet ettiğiniz için sizlere çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.